objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Spor Toto Süper Lig'de hem 19. haftada oynanan maçların sonuçlarını hem de 20. haftada oynanacak olan maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metehan, yeni bir haftaya başlıyoruz, gayet iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Programa başlamadan önce senin hatırlatmak istediğim bir konu var, ona değil, evet. Ardından maçlara geçelim. Aynen öyle, öncelikle biliyorsunuz sponsorumuz Vidisport'la ilgili sürekli programlarda evet. Açıklama yapıyoruz, taraftarların da bilgisi var. Tekrardan bilgi aktaralım. Özelleştirilebilir taraftar video kartları kulüplerin gelirini arttırabilmek için önemli bir proje. Ayrıca bizim kendi sitemiz de var zaten, portal.vidisport.net. Buradan da video kartlarının örnekleri var. Hem izleyiciler hem de kulüpler buradan daha detaylı bilgi edinebilirler. Biliyorsunuz özelleştirilebilir taraftar video kartları kulüplerin gelirini arttırmak için aynen. Önemli bir proje. Hem yatırım maliyeti yok hem de zaten şu an pandemi dönemi olduğu için stat geliri yok. Forma şeyleri zaten çok... Store yalan oldu zaten gibi. Çok yüksek rakamlar. Hani evet. Taraftarlar da çok kolay alamıyor. Bu anlamda özelleştirilebilir taraftar video kartları gayet uygun kulüpler için ve alacak taraftarlar için uygun. Kulüpler bununla ilgili bize iletişime geçebilir. Instagram'dan veya YouTube'daki mail adresimizden bize yazabilirsiniz. Geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Yani kulüplerin kaçırmaması gereken proje olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Bu anlamda onlar için de gayet iyi olacaktır. Biz maçlara geçelim. Salı günü 3, çarşamba 3, perşembe 4 maç var. Aynen. Antalya Spor'da haftanın bayı geçen takımı Akdeniz temsilcisi bu haftayı maç yapmadan geçirecek. Biz ilk olarak salı günü oynanacak maçlarla programa başlayalım. Evet. Kayseri Spor Başakşehir maçıyla başlayacağız. Şimdi Kayseri Spor Petrescu ile ilk maçını kaybetti. Hafta sonu Antep'te 2-1. Aynen. Başakşehir de İstanbul'da kendi evinde Sivas'ta 1-1 berabere kaldı. Açıkçası ben o maçın sonucuyla alakalı hiçbir yorum yapmam. Şundan dolayı saha çok kötüydü. Aynen. Hani o maç bir taraf 2-0, 5-0 kaç kazanırsa kazansın. Teknik anlamda yorumlanacak bir maç değildi. Karlı zeminde yere sprey sıkan bir hakem. Sivas Spor'un bembeyaz formayla sahada aynen. Mücadele bir etmesi. Türkiye'de ilginç bir olay imza attık ve dünyanın dünya, basını oturdu. Aynen hani dünyanın başka hiçbir ülkesinde olmayacak olaylar yine bizim ülkemizde oldu. Ben o yüzden o maçı hani teknik taktik olarak hiç analiz etmem. Analiz edilecek bir yanı yok. Nasıl bir maç bekliyorsun Kayseri'de? Başakşehir geçtiğimiz yılki havasından çok uzak. Evet. Kayseri'nin de can havliyle puanlara ihtiyacı var. Yorumun ne olur? Nasıl bir maç bekler bizi? Vallahi çok kritik bir maç olacak. Öncelikle Kayseri Spor açısından. Çünkü Kayseri Spor biliyorsun son haftalarda bir toparlanma sürecine girmişti ama Gaziantep karşısından yenilgiyle ayrıldı. Maçla ilgili hiçbir görüş belirtmemiştim ben biliyorsun hani sonuç anlamında. Ama gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyordum. Çünkü neden? Kayseri Spor'un ben hani hocanın gitmesinden sonra Samet Aybaba'nın ideal ilk 11 ile çıkmasından dolayı ileride hücumda üreteceğini düşünüyordum. Ve hani bu maçta da ürettiler ama 2-1 kaybettiler. Özellikle şu anda Kayseri Spor'un kadrosuna baktığımız zaman da birkaç tane dokunuşa ihtiyacı var. Ben öyle düşünüyorum. Başakşehir'de de zaten dediğin gibi Sivas Spor maçı hiçbir şekilde ölçü olmaz. Çünkü zaten o maçı izleyen her izleyici şunu demiştir. Maç ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda muhteşem bir kar vardı. Zaten onu izleyince, görünce dedik ki bu maç 1-1 biter. Yani gol olması evet. Çok zor. Bir tane pozisyon vardı. Ali Şaşal Vural şansa top dizine çarptı biliyorsun. Çıkardı topu. Eğer o gol olsaydı zaten maç 2-1 olur ve öyle de biterdi. Dembaba'nın iptal edilen golü için ne söylersin? Vallahi doğru karar. Sen nasıl düşünüyorsun? İkinci yarıda bir aynen. İtme dedi hakem ama. Ben itme olduğunu düşünüyorum yani. Ya İngiltere'de Almanya'da ona faul verirler mi şüpheliyim. Ya ama. Zaten öyle kıyaslarsak vermezler. Ama Türkiye'de bu pozisyonlar her zaman faul bir de VAR'a gitmedi galiba hakem. Gitmedi yok. Aynen. Direkt iptal etti. Ya maç öyle bir maç oldu ki kardan Sivas Spor'lu oyuncuları görmedik. Biliyorsun bir pozisyon oldu. Ali Şaşavrola'nın önünde bir oyuncu yere düştü yattı. Şimdi maçı izliyorum ben ya diyorum yerde biri var mı yok mu anlayayım. Babam da bana soruyor var aynen, mı yok mu maç diye. Garip bir maç ya, oldu. Yerde canlı mı var cansız mı var belli değil. Şunu da anlayamadım. Yani hoca görmüyor mu bunu? Takım beyaz formayla sahaya çıkıyor. Ya bu da garip bir durum. Maçı da erteleyemediler. Süper Lig'deki sıkışık fikstürden dolayı. Burada ama tek suçlu TFF. Sen maçı saat 4'e koyuyorsun. Koysana 1'e. Tabii. Zaten meteoroloji açıklama yapmış. Saat 6 gibi şiddetli kar bekleniyor. Şimdi 6'da İstanbul için söylüyor değil mi? Ama belli noktalarda erken başlıyor yüksek yer. Başakşehir'de biliyoruz nasıl bir evet. Yüksek bir yer olduğunu. Biz Anadolu yakasında kar yokken Başakşehir'de tipiyle kar vardı. TFF'nin hatası var. Bu maçla ilgili de ben şunu düşünüyorum, dikkat ediyorum hafta arasındaki bütün maçlar 4'te başlıyor hava koşullarından dolayı.
Kayseri'deki durumu tam olarak bilmiyoruz. Stat nasıl olacak, zemin nasıl olacak? Sıkıntı olabilir. Hani gollü olacağını söyleyeceğim ama şimdi zemin sıkıntılıysa o yönden de sıkıntı çıkabilir. Ben Kayseri Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Ben onlardan bir reaksiyon bekliyorum. Ya Başakşehir'de şöyle bir durum da var. Oyuncular da birçoğu kafa olarak motive değiller. İrfan Can Kahveci özellikle başta. Galatasaray'ın ilgisi var. Aynen. Fenerbahçe'si Vizca de geçiyor. Vizca son iki maçtır oynamıyor. Vizca da aynı şekilde. Onda da bir sıkıntı var. Ben Kayseri Spor'dan en kötü bir puan bekliyorum. Kayseri Spor takviye yaparsa şuraya en az 2-3 tane ben ligde kalacağını düşünüyorum. Benim bu maçla alakalı bir görüşüm yok. Göztepe Gençler Birliği maçına geçelim. Sen kısa kestin. Aynen. Gençler Birliği'nin zaten gidişi gidiş değil. Yolu yol değil. Gözüken o. Büyük sıkıntı var. Yani Başkan İlhan Cavcav'ın kasada bıraktığı paraların hepsi eridi. Kulübün şu an gidişatı hayra alamet değil. Göztepe'de hafta sonu çok kritik bir 3 puan aldı Konya deplasmanında. Maden çıktı. Kesinlikle. İkimiz de yanıldık. Aynen. Ben bu maçta Göztepe'yi favori görüyorum. Gençler Birliği'nde zaten Kandiye Yas da yok. Evet, hani çok büyük önemli bir eksiklik. Ben Göztepe'yi favori görüyorum kendi evinde. Senin yorumun ne olur? Ben öncelikle Göztepe'yi Konyaspor galibiyetinden dolayı kutluyorum. Aynen. İkimizi de şaşırttı ve gerçekten muhteşem bir performans gösterdi. Bir de 3 tane gol bulması Konya evet. deplasmanında bence değerli bir nokta oldu. Ya Gençler Birliği içinde söylenecek çok fazla bir şey var mı sence? Yani bu takımın zaten durumu ortada. Mustafa Kaplan geldiği zaman da bunu söyledik. Belki birkaç hafta hani takım bir reaksiyon gösterdi ama bunun zaten uzun süreli olmayacağını ikimiz de hep söylüyorduk ve düşünüyorduk. Karagümrük maçında ben bir görüş belirtmedim. Şöyle bir görüş belirttim. Sonuç anlamında bir şey söylemedim. Bol gollü bir maç olur demiştim. Beklediğim gibi de oldu. Sen Karagümrük'ün kaybetmeyeceğini söylemiştin. Aynen kazandı biliyorsun. İkimiz de aynen bu konuda hani farklı düşünceler belirsek de sonuçta ortak yolu bulduk. Ortak yolu bulduk. Gençler Birliği kötü gidiyor. Bir de hücum bölgesinde tamamen düşüşe geçtiler. Doğru. Savunmada da tam tersi felaket bir gol yeme şeyine girdiler. Ben bu karşılaşmada Göztepe'yi favori görüyorum. Bana göre kazanarak 3 puan alacaklar. Eğer Göztepe kazanırsa bana göre hoca da gider Gençler Birliği'nde. Sana göre Göztepe'de hoca kim olacak? Ünal Karaman'ın adı geçiyor. Bence İyi bir tercih olur. Tek o ideal bir hoca olur. Bence gayet güzel bir tercih olur. Ya Göztepe'de bence sıkıntı şu. Mehmet Sepil para harcamıyor. Maalesef. Başkan biraz cimri davranıyor. İmkanları çok yüksek bir isim aslında Mehmet Sepil. Ama Türkiye bu sene ben hak veriyorum. Ya bu pandemiden hak veriyorum. Dolayı. Aynen. Ya Göztepe büyük talihsizlik yaşadı. Yeni stada geçti. Yeni stada bomba gibi oyuncular getirecekti belki de tamam, ama pandemi zaten. Yaktı. Geçen maalesef. Sene ikimiz de programlarda hep diyorduk dedik ya yani çok Göztepe diyorum. Yeni stada geçiyor. Tabii. Geçen sezon geçti zaten. İkinci dönem. Şubat ayında geçtiler Şubat ayında geçen geçti. Sene. Zaten dedik hem yeni stada geçtiler hem de Mehmet Sepil. Bunun neticesinde iyi transfer yapacak demiştik ama pandeminin vurması yaktı. Bence bütün planları bozdu. Ben Göztepe'den 3 puan bekliyorum. Ben de son olarak salı akşamı Trabzonspor-Konya spor maçı var. O maçı konuşacağız. Aynen. Trabzonspor hafta sonunda Antalya'da bir puanı son dakikada kurtardı. İlginç bir maç oldu. Daha dakika 12'de Ekuban penaltı kaçırdı. Onu atsaydı belki de Trabzon maçı kazanacaktı. Çünkü Antalya spor biliyorsun çok saçma bir şekilde de 10 kişi kaldı. Evet. Ersan takımı yaktı. Hani böyle aptalca kart görülmez. Sarı kartım var. İkinci kartı almaya gidiyorsun resmen pozisyonda. Takımını yaktı. Geçen sezondan bu yana Ersan Gülüm için hep diyorduk. Hangi takım istiyorsa hata yapar. Yani zaten Ersan Gülüm artık dünyalığını yaptı. Hani futbol aynen. oynamanın çok umurunda olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor Antalya'da 2 puan bıraktı. Konya'da kendi evinde Göztepe'ye yenildi. Evet. Ben bu maçta Trabzonspor'un 3 puana uzanacağını düşünüyorum. Konya Spor'la alakalı benim şöyle bir yorumum var. İsmail Kartal her maçta rakip kulübelerle kavga ediyor. Bunun için ne diyeceksin? Vallahi bilmiyorum ama şimdi... Çok gergin. Sürekli tükürüyor ve rakip kenar kulübelerle kavga ediyor. Yani İsmail Kartal normalde sakin bir insandı biliyorsun. Hatta Fenerbahçe'deyken falan... Vurdum oyuncu gibiydi. Hatta Fenerbahçe'deyken oyunculardan falan böyle... resmen gider yiyordu Emre'den. Formaya attı mesela hiç aynen, şey yapmadı. Aynen Emre'den, Volkan'dan itip kakıyorlardı hocayı resmen. Hocada bir özgüven patlaması var. Neler söylersin herkese böyle gider yapıyor son dönemde. Şimdi biraz önce söylediğin konuya çıktık getiren tükürüyor dedin ya. Rakiplere tükürmüyor. Hani yok yere. Yok yanlış anlamasınlar diye söylüyorum. Servet Çetin'in hoca versiyonu olmaya. Aynen yani yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum. Aynen. Ben de şunu söyleyeceğim. Şimdi biz kulübeyi bilmiyoruz. Hani orada nasıl bir diyalog geçiyor, ne oluyor? Belki şimdi kameralar biliyorsun orayı çekmiyorlar hani ilk öncesinde. Mesela rakip takımlardan oyundan çıkan oyuncularla bile tartışıyor sürekli İsmail Kartal. Ya şimdi şöyle olabilir. Oyundan çıkarken tam şimdi oyuncular. Kameralar orayı çekmiyor biliyorsun. Atıyorum hani tam olay gerçekleştiği anda hani böyle alevlendiği zaman da gösteriyorlar. Belki öncesinde
rakip kulübeden bir el hareketi oluyor. Belki küfür oluyor. Belki oyuncu çıkarken hani o şey endişeden dolayı, o kargaşadan dolayı belki bir söz söylüyor. İsmail Kartal öyle bir insan değil. Çünkü karakterini biliyoruz. Hani bazı insanların karakteri değişmez. Aykut Kocaman da öyle. Belki ana avrat küfür etsen hani tamam tepki verir ama böyle gidip kendisi de karşı tarafa küfür etmez. Doğru. Öyle bir hoca. Sakin. Aynen. İsmail Kartal da öyle bir hoca. Hani ben ekstra bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben bu maçta senin her zamanki bu tabirin var ya onu kullanacağım. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Normalde hiç böyle bir şey söylemem. Çünkü Trabzonspor güven vermiyor. Konyaspor da önceki sezonların çok dışında bir hücum performansı var. Doğru. Her maçta gol atabiliyor. Çift forvet çıkıyor zaten. Aynen. Çıkaleşi Kravets. Bir de yıllar sonra çok iyi bir forvet hattına sahip oldu. Hem Kravets hem Çıkaleşi. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Antalyaspor Trabzon maçında da Antalyaspor tarafındaydım ben. En kötü bir puan bekliyordum. Orada haklı çıktım ama Konyaspor Göztepe maçında yanıldım. İkimiz de favori gördük. Evet. Göztepe kazandı. Onları tekrardan tebrik ediyoruz. Konyaspor da hani kazanması gereken maçları kazanamadı bu sezon. Beklemediğim maçlarda da galibiyet aldı. Örneğin Fenerbahçe yendi deplasmanda. Ben Trabzonspor Konyaspor maçında iki takımdan da gol bekliyorum. Maçla ilgili hiçbir görüşüm yok. Hani Göztepe maçı gibi mesela. Göztepe nasıl Konya'yı yendi? Bu maçta da Konya Trabzon yenerse şaşırmam. Trabzon Konya yenerse şaşırmam. Bakalım neler olacak. Çarşamba günü 3 maç var. Hemen onlara geçelim. Çaykur Rizespor Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Bir de şunu söyleyelim. Zaten şu 2 maçta aslında bağlantılı. Trabzonspor'daki Bilal Başakçıoğlu Gaziantep'e transfer oldu. Aynen. Zaten şimdi Antep'in maçına geçtik. Rize'de Thomas sonunda gitti. Thomas için Rizespor 4 gömlek fazla geldi. Ben öyle düşünüyorum. Sen dün bir tabir kullanmıştın. Maçtan sonra. Dedin ya İsmail Kartal silah çekmesin diye. Hasan Kartal. Ben de dedim. Doğru. Hasan Kartal dedim değil mi? Yanlış söyledim. Aynen. Tamam. Yok sen İsmail Kartal deyince şaşırdın. İsmail Kartal dedim. Yanlış söyledim. Aynen. İşte biraz önce ya İsmail Kartal. Ya şimdi şöyle. Rize'nin bence cidden iyi bir kadrosu var. Hangi takımda? Melniak gibi, Morozuk gibi bekler. Ya 2 senedir bunu söylüyoruz. Çok iyi ben kadro hep kendime tekrara düşüyorum ama Rize'nin kadrosu iyi. Ama şimdi Thomas'ın ne hocalığı tecrübesi var ki böyle bir takımın başına geldi. Aynen. Hani bak Rize Spor'un başına Okan Buruk'la Ünal Karaman'dan başka adam gibi bir hoca gelmedi yani maalesef. Ki Okan Buruk'un da yaptığını gördük yani. Aynen. 2 sene önce. Çok büyük bir iş yapmıştı. Antep'e de Sapinto geliyor yeni hoca Ricardo olarak. Ricardo Sapinto. Aynen. Çok iyi bildiğiniz eski bir hoca. Eski Braga'da çalıştı. Eski Portekizli futbolcu. Genç daha. Milli takımda oynadı biliyorsun. Futbolculuğu zamanında çok büyük bir oyuncuydu. Aynen. Antep hafta sonu kazandı. Rize ise dün Malatya'da resmen yerle yeksan oldu. 4-1 ile ilk yarı 1-0. İkinci yarı Malatya şaha kalktı. Nasıl bir maç bekliyorsun? Şimdi Rize bu maça yardımcı ya altyapı hocalarıyla çıkacak. Aynen. Ben Antep'in yenilmeyeceğini düşünüyorum Rize'de en kötü ihtimal. Maxim'le Mirallas'ı Rize bence zor zapt eder. Senin yorumun ne olur? Sana ilk önce soruyla geleceğim. Rize Spor'da sence hoca kim olur? Ünal Karaman ismi buraya da geçer mi? Yok, geçen sene geldi yapamadı. Ünal Kartal gibi Ünal Karaman gibi hocalar Hasan Kartal gibi başkanlarla yapamaz. Hasan Kartal işin için olduğu zaman isimler bile şaşırmaya başladı. Yani Hasan Kartal gerçekten... Silah mevzusu işin içine girince. Ya Hasan Kartal, tabi espri yapıyoruz burada. İşte ha, başkan kendisi dedi gidemedi mi Galatasaray aynen. maçından sonra soyunma odasını silahımı çıkaracaktım diye. Biz demiyoruz sadece ki bunu. Sadece Türkiye'de oluyor zaten tabii bu durumda. Canım. Ya şimdi işin esprisindeyiz ama hani Hasan Kartal'ın da söylediklerini söylüyoruz biz. Şimdi Çaykur Rizespor'un çok iyi bir kadrosu var. Biz bunu Okan Buruk ikinci devrede yaptığı başarıdan itibaren söyledik. Daha doğrusu 2018-19 Rizespor'un ikinci devrede yaptığı transferlerden sonra söyledik. Biliyorsun felaket bir kanat rotasyonu ve forvet rotasyonu oluşmuştu evet. Çaykur Rizespor'da. Zaten 6-7 maç üstte kazandı Çaykur Rizespor. O sayede ligde kaldı. Ardından iyi bir kadro oluşturdu. Melniak, Morozyuk, Bodrin. İşte geçen sezon Skoda geldi, bu sezon Remy geldi. Garmaş geldi Garmaş geçen geldi. Sene mesela. Samudio gibi muhteşem bir profesyonel var. İkincilikten beri yani TFF birincilikten beri. Bu anlamda Çaykur Rizespor'un bence en büyük hatası, bunu mesela Erzurumspor için de söylüyoruz 2 sezondur. Rizespor'da da 2 sezondur aynı hata var. Hoca tercihleri yani. 2 tane sezon geçirdi bu takım. Adam gibi bir hoca. Ünal Karaman bak iyi bir tercihti ama Ünal Karaman şöyle krizde geldi. Rizespor krizeydi o anda biliyorsun. Ünal Karaman'ı sen sezon başına getireceksin. Meyvasını çok daha iyi alırsın. Gaziantep Spor'da biliyorsun Ricardo Sapinto ismi geçiyor. Çok genç bir hoca şu anda 48 yaşında. Genç ama mi ya 48 sence? Normal. Hoca anlamında genç biliyorsun. Hani şimdi hoca skalasına baktığımız zaman da genelde 50 ve üzerinde olur hep Türkiye Ligi'nde veya dünya diyelim. Ya benim için 40'tan sonra artık genç demiyorum ben. Ya ben şöyle bilmiyorum. Bakıyorum Avrupa ile kıyasladığım zaman bakıyorum. Şimdi genç normalde Türkiye'ye sen baktığın zaman da kaç yaşında böyle hoca var? Ya genelde hocalarımız 50 üstü. İşte ben o yüzden Türkiye'ye göre zaten bakıyorum. Normalde
Avrupa'ya baktığın zaman da çok genç hocalar çalışıyor. Nagelsmann'ı biliyoruz örnek. Tabii canım daha 33 i̇şte, yaşında falan. 33 yaşında bizde 38 yaşında Sedat Ağaçay 39 yaşında futbol oynadı yani düşün. Örnek vereceksek. Yani ben şimdi Gaziantep'te Ricardo Sapinto'ya biraz fazla böyle şey yapamıyorum, yorum yapamıyorum. Olumlu olumsuz. Biraz görmemiz lazım. Gelirse o da zaten daha gelmedi. Çaykur Rizespor'un da hocası çok belirsiz. Yani Hasan Kartal, senin bir tabirin var. Seyyah hocalardan birisini getirirse takım başına. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Samatay Baba gelirse şaşırma. Olabilir. Yani bunu zaten getirirse ayağını sıkar. Ben bu maçla ilgili bol golü bir maç bekliyorum. Ama Rize'de kar veya yağmur olabilir yoğun. Tam Rize'de kar olmuyor da yağmur fix. Bilmiyorum bazen biliyorsun Antalya'da da hiç kar yoktu. Geçen sezon kar yağdı mesela. Şimdi o yüzden Rize ile ilgili de çok fazla yorum yapamıyorum. Hava durumuna bakmak lazım. Zeminler bu hafta çok etkileyecek. Çünkü maçların çoğu o yüzden 4'te. Doğru. Federasyon biraz onu düşünerek yaptı. Ben bol gollü bir maç bekliyorum. Ama bu bol gollü dediğim maçlarda gol olmasa şaşırmam. O da neden? Zeminler kötü olursa diye söylüyorum. Ben Antep'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bakalım. Hatay Spor yeni Malatya Spor maçına geçelim. Aynen. Sezonun flash takımı Hatay Spor kendi evinde yeni Malatya Spor'u ağırlayacak. Hatay Spor hafta sonu beklediğimiz gibi Denizli engelini geçmeyi başardı. Zaten Denizli Spor şu an dağılmış durumda mental olarak. Diğer tarafta yeni Malatya ise kendi evinde maçın ilk yarısında kışı, ikinci yarıda da yazı gördü resmen. Rize'yi ikinci yarıda tarumar ettiler 4-1 ile. Müthiş bir galibiyet aldılar. Yeni Malatya'da dün bir gelişme yaşandı dün akşam. Cristian Cueva ile yollar tamamen ayrıldı. Al Hilal ile anlaşacak. Aynen, Perulu oyuncu alacaklarından feragat etti ve yollar ayrıldı komple. Ben bu maçta Hatay Spor'u bir adım önde görüyorum. Hatay Spor'un kendi evinde en kötü yenilmeyeceğini, bir puan alacağını ve 3 puana da Hatay Spor'u daha yakın görüyorum. Hatay Spor'da da Ömer Erdoğan bir açıklama yaptı. 2 ya da 3 oyuncunun peşindeyiz diye. Gerekiyor zaten. Bir de Hatay Spor taraftarları geçen videoda yorumlara yazmışlar. Muhammed Mert ile Kamara'yı soruyorlardı. Kamara çok iş yapar. Ben Kamara'dan çok ümitliyim. Aynen, tam kontra atak futboluna felaket yaygın bir oyuncu. Ve Hatay, tam uygun bir takım. Hatay Spor Kamara'dan da iyi paralar kazanabilir ilerleyen yıllarda. Muhammed Mert'i de ben çok beğeniyorum. Özellikle kaleyi çok düşünen bir orta saha oyuncusu. Bu önemli bir özellik. Çok şut çeken bir oyuncu. Ama Muhammed'e biraz zaman lazım. Çünkü ilk defa Süper Lig'de oynayacak. Ve hani şimdi yabancı sınırı serbestken de forma bulma şansı da o kadar kolay değil. Ve önünde oynayan oyuncular çok formda. Abid çok iyi oynuyor. Aynen. Hani Muhammed'in zamanla kadroya girebileceğini düşünüyorum. Ama Kamara'dan çok ümitliyim, onu söyleyeyim. Maçla alakalı yorumun ne olur? Neler söylersin? Vallahi ben de Kamara'dan umutluyum. Dediğin gibi taraftarlar videonun altına yorum yazmışlardı. İki oyuncuyu sordular. Ben, evet, Kamara'yı direkt cevapladım. Çok iş yapacak. Aynı Muhammed Mert'i de senin gibi de söylemiştim cevap olarak. Biraz zaman lazım. Şu an için bir şey söyleyemiyorum demiştim. Zaten şu anda Hatayspor'un kadrosuna baktığın zaman da full yabancı ile çıkıyor biliyorsun. O yüzden hani yerli oyuncular çok fazla forma şansı bulamıyor. Şu anda zaten yerli oyuncu şeyine baktığın zaman da en çok forma şansı bulması gereken isim Mesut Çaytemel. Hani doğru, oran anlamında. Diğerleri dün de iyi oynadı Denizli maçında. Diğerleri daha çok hani rotasyon oyuncusu olacak, aynen, gibi duruyor. Zaten Ömer Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama da doğru. Hani 2-3 tane oyuncunun peşindeyiz dedi ya. Zaten lazım. Biliyorsun Barboza gitti. İdir Kuali gitti. Kuali gitti. Mirkan gitti İstanbul Dün Spor'a. Gitti. Doğru. O yüzden Hatay Spor'un kesinlikle takviye ihtiyacı var. Zaten Hatay Spor'u şu anda çok tebrik ediyoruz. Biz her zaman olumlu anlamda yanıldığımız zaman da bunları programda aynen söylüyoruz. Öyle. Hatay Spor gayet iyi gidiyor. Galatasaray'ın sadece 2 puan gerisinde. 31 puanda. Yeni Malatya Spor'da tam dişine göre bir rakip Hatay Spor'un. Bir de oyun sistemine çok uygun bir rakip Hatay Spor. Aynen. Şey Malatya Spor, Hatay Spor'un. Malatya Spor'da 4-1 kazandı. 24 puana çıktı ama Hatay Spor, şey Malatya Spor'da da bir istikrar sorunu var. Yusuf'a biliyorsun teklif var. 55 numaralı Yusuf'a. Kadiz. Galatasaray'ın da 3 milyon euro teklif ettiği söyleniyor. Hatta daha doğrusu Galatasaray'ın teklif ettiği, Malatya Spor'un da 3 milyon euro istediği söyleniyor. Endiaşime'ye. Evet, Endiaşime'ye. Sence Yusuf Türkiye Ligi'nde mi kalır, Kadiz'e mi gider? Bence Kadiz'e kıyasladığım zaman da Türkiye Ligi'nde kalır diye düşünüyorum. Eğer teklif varsa. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam ona o paraları vermem. Ben de vermem zaten. Saçma ya. Yani. Aynen, çok ya gereksiz. Ya Abdurrahim Albayrak'ın en fazla yapabileceği transfer o yani. Yok. 2 ay gitti Çin'e, Dubai'ye dolandı alanı alacağım diye geldi. Beyoğlu'ndan Cagney'i getirdi. Aynen. Yani Galatasaray'ın yönetiminde vizyon yok maalesef. Kesinlikle yok. Zaten şu anda konumuz Galatasaray dedi. Aynen, onu da söyleyelim. Zaten Galatasaray'a gelince konuşuruz. Ben Hatay Spor'dan 3 puan bekliyorum. Şimdi bir de Hatay'da hava koşulları nasıl olacak? Hatay'da hava daha güzel. Daha güzel de yağmur iyi, daha çok olacaktır olursa. Kar biraz daha yok orada Türkiye'ye göre. Tabii. Ben Hatay Spor'dan galibiyet bekliyorum.
Hatayspor zaten bu maçtan da galibiyetle ayrılırsa felaket bir ritim bulacak. Bu hafta çok zor maçlar var. Bilonk yok, onu söyleyelim. Stoper'de Yusuf oynar. Evet, Yusuf oynar. Yusuf zaten yeterli bir oyuncu. Aynen. Şunu söyleyeceğim, bu hafta çok zor maçlar var. Beşiktaş zaten zorlu bir maça çıkacak. Karagümrük, Fenerbahçe, Sivas deplasmanı. Daha öncesinde zaten Ankaragücü maçı var bugün. Tabii. Bir de şunu da söyleyelim, bugünkü maçların sonuçlarını konuşamıyoruz. Biz bunu hep söylüyoruz zaten. Pazartesi. Bunların konuşmalarını yeni haftada daha net bir şekilde yapabileceğiz. Tabii. Ki bu hafta belki yapamayabiliriz de. Çünkü fikstür sıkışmış durumda Süper Lig'de. Aynen. Ben Hatayspor'dan 3 puan bekliyorum. Ben bu maçın şifresini şöyle düşünüyorum Hatay adına. Hatay Spor Adem Büyük kitlerse maçı alır. Aynen öyle. Benim kendi görüşüm. Galatasaray Denizli Spor maçına geçelim. İki takım da hafta sonundan yaralı. Galatasaray derbiyi kaybetti. Zaten 10 kişi kalınca Beşiktaş'ta çok tehlikeli oyuncular var. Tehlikelerini gösterdiler Galatasaray'a karşı ve hak ettiği bir galibiyet aldı Beşiktaş. Denizli Spor ise kendi evinde Hatay'a yenildi. Denizli Spor şu an kontak kapatmış durumda. Hani resmen vitesi boşa aldılar, yokuş aşağı gidiyorlar. Gidiş değil. Vallahi değil. Denizli Spor TFF birincilikte olacak seneye yani. Bu %100 belli şu an. Bir mucize olması lazım. Garip bir şey olması lazım ancelikte kalmaları için. Galatasaray'da Cagne yok, Falcao yok ama bu maçta olacağım forvetle oynasa da gene alırlar. Çünkü Denizli Spor'un şu an oyuncularının kafası sahada değil. Bu net belli. Görecek mecalleri yok. Aynen. Ben Galatasaray'ı ağır favori görüyorum. Denizli Spor'u da seneye TFF birincilikte izleyeceğiz. Hı-hı. Bu çok net. Çok kötü yönetilen bir Denizli maalesef Spor çok var. Hani senle ben bile gitsek ya belki de daha iyi yönetiriz diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü yani yönetim çok kötü durumda ya. Sen her hafta bizi bir takımın kadrosuna ama şöyle bir şey var. Yani, bu kadar profesyonel seviyelerde bir kulüp bu kadar kötü yönetilir mi? Hiç mi hesap kitap yapılmıyor oralarda? Çok merak ediyorum. Mesela şimdi dünkü maça baktık. Denizli Spor'un. Hatay'la oynadığı maça. Kulübe gördün. Oyuncu yok. Oyuncu yok. Kulübede yani. Bir tane oyuncu yok oyuncu yani. Oyuncu yok. Şimdi Recep Niyaz'ın yapmış olduğu açıklamalar. Kulübenin bu haline taraflar getirmedi. Bizler getirmedik. 6 tane oyuncu kulübü FIFA'ya verdi. Aynen, haklılar. Zaten Denizli Spor'daki durumu biliyoruz. Başkan da açıklama yaptı. 22 milyon TL ihtiyacımız var, evet, dedi. Artık dayanacak dermanımız kalmadı dedi. Şimdi sen bu açıklamayı yapıyorsun da kulübün başına gelirken senin belli şeyleri düzeltmen gerekiyor. Veya düzgünse bunları niye bozdun o zaman mesela? Aynen. Öyle soruyorum yani. Mesela Denizli Spor'da hala Süper Lig'e çıkılan yılın primleri verilmedi. Aynen, şampiyonluk primleri. Aynen. Burak Çalık'da Mehmet Akgöz'ün şampiyon yapıp çıkardığı sezon. 2018, evet, 19, 18-19. Aynen, Yücel 18-19. İldiz takımın başındayken. Bizim de kanalı yeni açtığımız zamandı zaten. Aynen. İlk maç Denizli Spor Galatasaray maçıydı hatta. Doğru. Yani gerçekten büyük bir hata var. Denizli Spor bu sezon küme düşmenin bir numaralı adayı. Yani birinci sıradaki takım şu anda Süper Lig'de. Ben Galatasaray'dan net bir galibiyet bekliyorum. Cagney'in yapmış olduğu hareket dün çok yanlıştı. Fatih Terim zaten dedi, profesyonel bir oyuncunun yapacağı bir hareket değil dedi. Galatasaray'da kazan kaymaya başladı. Acil forvet lazım. Acil 8 numara, 10 numara lazım. Ama Galatasaray'ın transfer yapması çok zor. Dün Rasim Ozan da programda şunu dedi. Esenler Otogarı'nda Aytaç Karay'ı almaya gidiyoruz dedi. İmamoğlu İstanbul kartı bedava yapsın. Bari onu alan metrobüse bindirip dedi. Aynen. Ya o bile takımın ya yok, işler acısı durumda olduğunu biliyor. Bu yönetimi çok sıkıntılı. Bakkaldan iki tane sakız bile alamaz. Ya şöyle bir durum var. Sıkıntılı. Mustafa Cengiz'i çok beğeniyorduk bir Fenerbahçe taraftarı olarak ama o da sapıtmaya başladı yani son dönemde. Mustafa Cengiz hastalıktan sonra bence onda bir sıkıntı oldu. Valla onu da kanına girdiler bence. Olabilir. Yani onu da zehrediler. Mesela şöyle söyleyeyim. Hani doğru bir tanedir. Şu bardak değil mi? Bardağa bardak dersin. Ama Galatasaray'da bazı yöneticiler var. Bardağa affedersin tencere demeye çalışıyorlar. Vallahi Mustafa Cengiz'i de öyle yaptılar. Galatasaray'ı geçen sene yaktı bence. Leminalar, Seriler, Enzonziler, paralar bayağı harcandı. Ya, şurada, bu senede şu an harcanacak para kalmadı yani. Şimdi orada yönetim bence yakmadı. O geldiği zaman da transferler... Fatih Terim istedi zaten yok, bu oyuncuları. O da yakmadı. Bir şöyle bir durum var. O transferler geldiği zaman biz de muhteşem transferler dedi. Ya herkes dedi. Aynen. Yani çok iyi transferler yapıldı ama isim anlamında tutmadı. Oyuncular hiçbir şey vermedi. Yani aslında yönetime de çok kızamıyorum. Tabii. Ama yönetimin ben şu sadece şu yönüne kızıyorum. Yani senin Ali Koç'ta ne işin var? Aynen öyle. Ali Koç'ta veya işte atıyorum Ahmet Nurçevi, Sergen Yalçın. Bak mesela Beşiktaş şu an tamamen salağa yatmış durumda. İşte kimseyle kavga işte etmiyor. Geçen hafta sana ben onu dedim ya, Beşiktaş kimseyle kapışmıyor. Aynen. Sen dedin ya Fenerbahçe rakiplerinin psikolojisini bozuyor diye. Aslında Fenerbahçe rakiplerinin psikolojisini şu anda bozuyor. Galatasaray'ın bozuyor. Galatasaray çok uğraşıyor. Doğru. Uğraşma bak, Beşiktaş uğraşmıyor. Mesela kazanıyor maçlarını. Beşiktaş dün iki tane zafer elde etti. Basketbolda Fenerbahçe'yi 9 yıl aradan sonra Ülker Arena'da yendiler. 2012'den sonra. Aynen. Ahmet Nurçebi hem orada çok sakindi hem de akşamki derbide hani hiç böyle Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenmiş gibi baskette salonda abartmadı, normal bir aynen, haldeydi. Aynen, öyle olmasa şu zaten an Beşiktaş tamamen soteye yatmış durumda, çok doğru ya bir zaten şey bir kere başında çok profesyonel bir isim var, Sergen Yalçın. Tabii. Futbolcuk'tan gelen bir isim olduğu için
Gerekeni yapıyor. Dünkü basın açıklamasında da gerekeni yaptı. Yine yani abartmadı galibiyeti. Perşembe maçlarına geçelim mi? Galatasaray'dan galibiyet bekliyorum ben. Perşembe maçlarına geçelim. Tamam. Deniz Spor da bana göre düşmanın bir numara diye. Kesinlikle öyle. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Alanya Spor maçını konuşacağız. Perşembe günü maç 16'da Erzurum'da. Erzurum Spor'un puanlara ihtiyacı var. Hani puana değil, şiddetle puanlara. Aynen. Ama karşısında da çok tehlikeli bir rakip var. Alanya Spor belki kaybettiği maçlar da oldu aralarda ama ligde şu an rakiplerini en çok ezen takım oyun olarak. %80'e 20'ler, 78'e 22'ler, 76'ya 24'ler toplu oynama oranları. Rakipleri ezen bir Alanya var. Ben bu maçta da Alanya'yı bir adım önde görüyorum. Erzurum hele açık oynamaya kalkarsa Davidson felaket bela olabilir. Hı-hı. Erzurum'un başına. Bir de daha bu iki takım o kupada oynadılar geçen perşembe. 4-1. Alanya 4-1 yendi. Alanya'yı ben favori görüyorum. Yorumum ne olur? Öncelikle şunu söyleyelim. Bugün pazartesi Erzurumspor'un Kasımpaşa deplasmanı var. Bizler biliyorsunuz pazartesi günkü maçların sonuçlarını çarşamba günü yeni haftada daha çok değerlendiriyoruz ama şimdi hafta arası maçlara da gireceği için değerlendirme şansımız olmayacak gibi duruyor. O maçın tabii sonucu da önemli. İşte kart cezası olacak mı? Allah korusun sakatlık olacak mı? Veya bir korona durumu olacak mı? Bunu bilmeden Alanya'da yorum yapıyoruz. Bu maça dinlenerek geliyor. Geçen haftayı bay geçti. Aynen. Şimdi Erzurumspor'da çok yanlış transferler oluyor. Onu tekrardan söyleyelim. Atıf transferi yanlış. Darri geldi ondan Darri önce. Darri geldi yanlış. Dacosta geldi bana göre yanlış. Gassama gelecek dendi gelmedi. Gelmeyecek gibi. Bir tane transfer iyi olur. Omol geldi neler söylersin? Omol'a da yanlış olduğunuz geçen hafta vurgu yaptığım. Yani tamam. Erzurumspor yanlışlar yapıyor ama Dirar transferi doğru transfer olur ama şimdi şöyle bir durum da var. Sen 10 tane transfer yapıp 9'u yanlış biri doğru çıkıyorsa ya Dirar da yandaki oyuncularla ne yapacak? Yalnız Dirar Fenerbahçe'den 2,5 milyon dolar alıyor. Sence o parayı bırakıp Erzurum'a gider mi? Oynamıyor ama bence... Yaptığı yerden almayı düşünebilir bilmiyorum vallahi. Artık nasıl olacak. Erzurum Lens'e de teklif yapmış. Ya Lens yanlış dün olur. Haber çıktı. Lens yanlış olur. Ya şimdi şöyle yanlış olur. Bak Ankara Gücü ismi geçiyor mesela Lens için. Ankara Gücü'nde iş yapar ama Erzurumspor'da zaten bir kriz, kaos var. Bir de Erzurum'un kanat oyuncusuna ihtiyacı var mı? Erzurum'un en iyi oyuncuları Novikov, Aslı Emrah bence. Başka yerlere ihtiyacı yok mu sence? Stoper yok takımda. Bir de şunu anlamadım. Aynen. Sadık'ı niye gönderiliyor takımdan? Yollar ayrılacağı söylendi biliyorsun. Sadık. Evet. Bir isim daha geçiyordu hatta. Sen bana haberini attın. Hatırlamıyorum öbür ismi de. Aynen iki oyuncu. İki oyuncu vardı. Biri Sadık'ıydı. Diğeri Mina mıydı? Danat mıydı? Tam hatırlamıyorum. Mina'yı da gönderme haberleri gerçi çıktı. Gerçi ama senin attığın haberde o yoktu. Başka bir isim vardı. Tam hatırlayamadım bu ismi. Taraftarlara yazarlarsa memnun oluruz. Yani Erzurumspor'da ciddi bir kriz var. Dediğin gibi çok fazla kanat oyuncusuna da ihtiyaç yok. Ha Dirar'a belki ihtiyaç var. Neden Dirar hem sağ bekte oynatırsın. Aynen. Doğru. Dirar iyi. Ben Dirar'ı zaten çok beğeniyorum. Ama Erzurum'a açık oyuncusu lazım değil ki. Hamrun'dan hiç yararlanmadılar. Hamrun'u geçtim. Hamrun gidecek Havaz, zaten. Novik Havaz çok iyi bir oyuncu. Emrah da asist krallığını oynuyor. Yani ben Erzurumspor'daki tek sıkıntı şu. Yani yönetimin yapmış olduğu iki sezondur aynen. Hoca seçimleri. İşte biz buna vurgu yapmak istedik. Bir de taraftarlar hala şunu yazıyorlar. Sizler yanılıyorsunuz. Çok iyi transferler yaptık. Ya iyi transferler olsa zaten Erzurumspor bu durumda olur mu? Kesinlikle ya, öyle. Lütfen rica ediyoruz. Biraz objektif bir olarak baksınlar. Karagümrük'te kıyaslamıyorum Erzurum'u. Hani Karagümrük'ün durumu farklı. Hı-hı. İstanbul takımı. Aynen. Her oyuncuyu getirebiliyorsun ama bir Hatayspor'un durumuna bak. Erzurum'un aynen. haline bak. Bir de taraftarlar lige yeni gelen iki takım. Evet, bir de taraftarlar Erzurumspor taraftarları çok fazla özel program istiyorlar transferlerle ilgili ama yani maalesef destek gelmiyor. Süper Lig programının izlenmesine bakarlarsa zaten bunu görürler. Biz hem de verilen ilgiye göre programları yapıyoruz. Tabii. Özel programları daha çok. Onu tekrar bilgisini verelim. Geçen sezonki desteği alamıyoruz. Peki bu maç nasıl sonuçlanır? Ben Alanya Spor'dan galibiyet bekliyorum. Ben Alanya Spor'un daha avantajlı ve daha favori olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Eğer Kasımpaşa maçında Erzurumspor kazanamazsa otomatikman zaten maçta daha açık oynaması gerekiyor ki açık oynarsa zaten Alanya Spor'un ekmeğine yağ sürer. Ben Alanya Spor'dan 3 puan bekliyorum ki zirvede karışmış durumda. Alanya Spor'un da puan kaybına tahammülü yok. Aynen. Karagümrük Beşiktaş maçına geçelim. Haftanın en zorlu maçlarından biri bana kesinlikle göre kağıt üstünde. Karagümrük çok formda. Zaten mükemmel bir kadro kuruldu. Aynen. Ligin ilk yarısında kulübe biraz sıkıntılıydı. Şu an kulübe de çok iyi durumda. Emre Çolak, Jimmy kulübeden gelen oyuncular, Sabo artık kulübeden geliyor. Sobiyeş bile kulübeden geliyor. Aynen. Kadro şu an felaket genişlemiş durumda. Özellikle Borini, Bertolacci mükemmel transferler. Daha transfer gelir mi sence? Forvet bekliyorum. Bir tane yabancı forvet gelecek bence. Daha bayağı var. Süleyman Urma bir oyuncu daha getirir. Bir de Karagümrük'le alakalı saçma laflar görüyorum. Karagümrük bu kadar oyuncuyu nasıl getiriyor falan diye. Karagümrük Başkanı'nın oğlu Harvard mezunu, ekonomi mezunu. Aynen. Orada bir hesap kitap yapılıyor. Hani çok saçma ithamlar görüyorum. Yani bizim Türkiye'de zaten bunlar çok. Aynen hani ulaşamadığı ciğere insanlar hani bir laf var ya kedi ulaşamadığı ciğere. Çok saçma aynen. laflar görüyorum.
Karagümrük oyuncu getirmekte bir şey yok. Çünkü İstanbul takımı doğru oyuncular gidersen aynen öyle geri getirirsin. Bunda bir şey yok bence. Şimdi bak aynı şeyi çok güzel noktaya vurgu yaptın. Erzurum'da Karagümrük'te yeni çıktı lige. Şimdi belki tamam Erzurum'a diyeceksin ki iklimi farklı doğuda gelmeyebilir ama yani doğru transferler de yapması lazım. Mesela nasıl Novikovas doğru ama diğerleri de yanlış. Yo ben sana şöyle örnek vereyim. Erzurum Sivas'la kıyasla. Sivas'ta kışın hava 4'te kararıyor. Sivas'ın getirdiği yabancılara bak aynen. Yıllardır. Doğru diyorsun. O bahane değil ki. Sen aynen. Oyuncu bulursan getir. Ondan... o zaman oyuncular hiç Danimarka Ligi'ne falan gitmez. Neredeyse 6 ay gece 6 ay gündüz yaşıyor doğru. Adamlar orada. Aynen. O bahane onlar. Hikaye Beşiktaş da felaket formda. Dün derbiyi de kazandılar. Aynen, arada bir Hatay maçında puan kaybettiler normal sadece. Zaten. O kadar da olur. Bu maç da aynı o maç gibi çok bu maç Olimpiyat'ta. İstanbul'da hava sıkıntılı. Bir de Olimpiyat stadının rüzgarı meşhur biliyorsun. Aynen. Nasıl bir maç izleriz? İki takımda da çok etkili siyahi oyuncular var. Şimdi siyahi oyuncular sence bu rüzgarda ayakta hani takılırlar mı? Çünkü Afrikalı oyuncular biliyorsun bu iklimleri pek sevmiyorlar. Bir tarafta Endao, diğer tarafta Abubakar, Larin. Nasıl bir maç bekliyorsun? Rozier. Hani Larin gene Kanadalı, Afrikalı değil de, Rozier'de değil de. Abubakar, Lendao sence bir sendelerler mi? Hani inşallah sendelemezler. Bu yok, maç ben bence müthiş bir maç olacak. Biglia çok formda, Josef çok formda. Neler söylersin? Vallahi dediğin gibi bu maçın kilit iki tane oyuncusu da var. Biglia ile Josef. Aynı bölgenin oyuncuları. Aynen. Josef dün çok güzel bir plase golü attı köşeye. Muhteşem bir goldü. Muhteşem de oynadı zaten. Aynen. Beşiktaş gerçekten iyi gidiyor. Beşiktaş'ın şu anda yapması tek gereken bir şey var. Belli noktalara dokunuşlar yapması gerekiyor. Bir de kaleci Ersin çok iyi oynuyor onu söyleyeyim. Ersin doğru. Bence Beşiktaş'ın Allah korusun sakatlık olmadığı sürece 10 sezonluk kalecisi. Rıdvan da 10 sezonluk sol beki. Onu aynen da söyleyeyim. Öyle. İki tane genç oyuncu kazanmış oldu ve bunlardan ciddi performans ve bonservisler elde edebilir Beşiktaş kulübü. Tekrardan da tebrik ediyoruz Sergen Yalçın'ı ve takımı. Zaten biz ne dedik geçen sezon? Sergen Yalçın zaten bu takımda çok fazla iş yapar. Sadece şunu söylemiştik. Geçen sezon biliyorsun devre arasında gelmişti ya. Hani devre arasında gelmesin de sezon başında gelsin demiştik. Bak işte sezon başındaki gelmesiyle yani takım başında olmasıyla ne kadar dokunuşlar yaptığını da burada tüm daha net bir şekilde görmüş olduk. Büyük maçları kazandı bir kere. Başakşehir, Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe. Aynen. Daha hangi maç? Nerede? Hani daha inanılmaz işler yapıyor. Bir de bunun eline Şener Güneş'in eline vermiş olduğun kadroya tabii. Versen kim bilir neler olacak. Ben Karagümrük'ten bu maçta bir puan bekliyorum en kötü. Bence Beşiktaş takılacak çünkü çok zor bir maç. Karagümrük çok dirençli ve iyi bir takım. Bir de Olimpiyat'ın gerçekten havası, rüzgarı çok felaket etkileyecek. Eğer İstanbul'da kar devam ederse ki ben Perşembe'ye kadar karın devam etmeyeceğini düşünüyorum ama rüzgarın zaten çok etkili olacağını biliyoruz. Ayrıca gollü bir maç da olur diyorum ben. Karagümrük hem atan hem de yiyen bir takım. Beşiktaş da zaten savunmada sıkıntı yaşıyor. Dün belki Galatasaray gol bulamadı ama Galatasaray zaten bu sezon hücum hattında çok sıkıntı yaşıyor. Bir de 10 kişi kalınca normal. Bir de 10 kişi kaldı zaten. Ben iki takımdan da bol gol. Ayrıca maçında Karagümrük tarafında en kötü bir puan olacağını düşünüyorum. Ben bir görüş belirtmiyorum. Haftanın en keyifli maçı olacak kesinlikle. Ama bence. Ankara Gücü Kasımpaşa maçına geçelim. Ankara Gücü biraz sıkıntılı. Hem puan olarak hem de Kitsuyla Pazdan'dan yararlanamıyorlar. Fenerbahçe maçında yararlanamıyor bugün. Bu maçta da oynama ihtimalleri düşük. Aynen. Hatta taraftarlar Pazdan'ın bilerek oynamadığını söylüyorlar. Ankara Gücü forumlarında ben hep bunu gördüm neden yorumlarda. Oluyor? Ya Pazda'nın sakat olmadığına inanıyorlar. Yok yani Kitsuyu. Oyuncunun neden oynamadığı acaba? Şimdi paralar yatıyor biliyorsun. Yatıyor da hani sakat olduğuna inanmıyorlar oyuncunun. Ha, öyle bir ben öyle olduğunu var. Düşünmüyorum. Yani Pazdan o düşüncede bir oyuncu olsa zaten bu sezona kadar takımda kalmazdı. Ya Ankara Gücü'nün maalesef kadrosu biraz kel kalıyor. Benim tabii öyle oluyor. Bir düşüncem var. Diğer tarafta Kasımpaşa'da da yağ var, un var, şeker var ama helva bir türlü olmuyor yıllardır. Nasıl bir maç bekliyorsun? Kasımpaşa'nın bir de bu akşam Erzurum'la Ankara Gücü'nde Fener'le maçları aynen. Var. Neler söylersin? Vallahi ben sana şunu söyleyeceğim öncelikle. Bu sezon küme düşme hattıyla onun bir üst taraftaki takımla arasındaki puan farkları sanki açılmaya başlayacak gibi. Bak şimdi Ankara Gücü mesela 15 puanda. Bugün Fenerbahçe'yi yenemezse en yakın rakibiyle puan farkı 4 puan olacak. Üstü zaten 6 ile 7 ile başlıyor. Bayağı bir açılacak gibi duruyor aynen. Bu sezon. Ankara Gücü'nde Pazdan'ın ben hani bir sıkıntısının olduğunu düşünmüyorum. Hani böyle şey gitme anlamında, para anlamında. Pazdan zaten gitseydi geçen sezon giderdi. Biliyorsun geçen sezon kadroda adam yoktu. İlk devre biliyorsun. Tabii canım. Rezaletti. Bugünkü maçla ilgili zaten görüşümüzü belirtmiştik. Fenerbahçe'nin kazanacağını söyledik. Hani o maçta bir kart durumu, Allah korusun sakatlık veya maçtan sonra korona durumu olabilir. Onunla ilgili bir şey söyleyemiyoruz şimdi bu maç için. Ben bu maçta Ankara Gücü'nün en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Ben Ankara Gücü'nden bir reaksiyon bekliyorum. İki takım da zaten dediğim gibi bugün İstanbul'da maç yapacaklar. Ankara Gücü Fener'de deplasmanı, Kasımpaşa'da Beyoğlu'nda Erzurumspor'u konuk edecek.
Bu maçta da Ankara Gücü Kasımpaşa maçında da ben Ankara Gücü'nün en kötü bir puan alacağını düşünüyorum. Son olarak Sivas Spor Fenerbahçe maçını konuşup programı öyle kapatacağız. Aynen. Sivas Spor hafta sonunda İstanbul'dan formda kaptanının attığı golle yine en azından bir puanı kopardı. Hakan Arslan'ın attığı golle Başakşehir maçında. Fenerbahçe de bugün Ankara Gücü ile oynayacak. Ben bugün Fenerbahçe'nin bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Mesut da geldi dün akşam. Aynen. Fenerbahçe bir dünya starını kadrosuna kattı. Hayırlı olsun. Bir Fenerbahçeli olarak ben çok heyecanlıyım. Hı-hı. Hani çok uzun yıllardır Fenerbahçe kötü durumda ama ilk defa Fenerbahçe'den ümitlenmeye başladım. Aynen. Kendi adıma öyle İyi söyleyeyim. İyi bir kadro kuruldu zaten. Bunu inkar edemeyiz. Mükemmel bir kadro var. Tabii ki de. Biz Bilal Koç'u çok eleştiren bir insan olarak Aynen. Fenerbahçe taraftar Ali Koç olarak hata yapa yapa doğruları buldu diyebiliriz. Bu sezon her şeyi yaptı. Ali Koç'un daha yapacağı bir şey yok. Kesinlikle katılıyorum sana. Ama şimdi Sivas deplasmanı çok zor. Çünkü Aynen, çok zor. Şimdi Sivas'ta kış şartları çok ağır. Maç bir de 7'de. Hava felaket soğuk olacak. Zemin zaten. Fenerbahçe takılırsa şaşırmam. Bir de Fenerbahçe 3 günde bir maç yapıyor sürekli. Kupa Lig. Aynen. Bir yerde... Ama kadro geniş, ona göre kuruldu. Kadro zaten. Geniş ama bazı bölgelerin şu an alternatifi yok. Gökhan Gönül'den kaç maçtır yararlanamıyor. Nazım Hı-hı. tek kaldı sahada. İşte şu an Perotti gitti artık. Gümledi maalesef. Zaten transfer yanlıştı ya. Oyuncunun sakat olduğu belliydi. Mert çok iyi Hakan bir oyuncu ama PFDK'ya sevk edildi. Bu maçta olmayabilir. Aynen. Baktığımızda hani kadro çok geniş ama bu maç zor bir maç. Fenerbahçe için en kritik virajlardan biri. Burada kazanırsa zaten yolu felaket açılır. Aynen. Yorumun ne olur maçla alakalı? Valla ben de bir yorum yapamıyorum. Aslında Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum ama yani Sivasspor çok kolay lokma bir takım Tabii. değil. Bir de şöyle bir durum var. İşte Perotti yok zaten. Mert Hakan büyük ihtimal oynamayabilir. Gökhan Gönül'ün alternatifi yok. Yani Nazım Sangare var ama Nazım'dan başka bek yok şu an. Bek kalmıyor. Sol bekte Novak'ın sakatlığı geçti. Novak bugün oynayacak bugün Ankara Gücü maçında. Diyorlar. Ama şimdi şöyle bir durum var. Allah korusun Caner'de bir şey olsa Novak da sakat olduğu zaman sıkıntı olabilir. Şimdi şöyle Caner bu akşam yok zaten Ankara Gücü Aynen. maçında. Bu maça Caner olacak Sivas büyük maçında. Büyük ihtimal. Şimdi Mesut Özil geldi. Karantinada kalacak. Ardından 6 gün sonra sözleşme imzalanacak. Ben yaklaşık şu an 20. hafta maçı oynanacak. Yani Ankara Gücü maçından sonra. Rize maçı var. Sivas maçından Bence sonra 23. Rize. Haftada falan oynamaya başlar diye düşünüyorum ben Mesut Özil'e. Fenerbahçe iyi bir oyuncuyu transfer etti. Tabii. Zaten şöyle bir şey var. Fenerbahçe şu anda devre arasında dünyada en iyi transfer yapan takım oldu. Aynen Net öyle. Bir şekilde belli. Bir de şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin kesinlikle bir forvet alması lazım. Adem'den bir şey olmaz. Ben Gidecek güvenmiyorum. Zaten. Sise de yaştan dolayı zaten Fener'de oymadı yani. Olmadı ve uymadı. Onu söyleyelim. Ki zaten hem Karagümrük ismi geçiyor hem de farklı takımlarla ismi geçiyor. Fenerbahçe'nin ben hani en kötü bir puan alacağını düşünüyorum ama galibiyeti kesin olarak alır diyemiyorum. Vallahi ben çok zor bir maç. Hiçbir yorum yapmıyorum. Hı-hı. Benim tek dileğim... Bir de Ali Şaşal, Vural'ın kalede olması Fenerbahçe avantajlı kalıyor. Gerçi çok kötü bir kalede. Uzaktan şutlarda özellikle Fenerbahçe oradan ekmek yiyebilir. Ben de öyle düşünüyorum. Benim tek dileğim bu maçta sakatlık falan olmaması. İnşallah, çünkü... İnşallah, aynen. Alttan ısıtması iyi ama Sivas Spor'un sahasının. En azından buz tutmaması iyi olacaktır. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Kapatmadan önce eklemek istediğim bir şeyler var mı? Öncelikle tüm takım taraftarlarına videomuza, daha doğrusu kanalımıza abone olmalarını, ardından beğeni ve yorum yapmalarını istiyoruz. Sonra da bütün takım taraftarlarına başarılar diliyoruz. Onlar da artık ekranlara kilitlendiler. Statlara gidemiyorlar biliyorsun. Aynen. Mart ayını bekliyorlar. Bakalım Mart'tan sonra maçlar Aynen. Hayırlısı. Seyirci olacak mı olmayacak mı? Ki özellikle Fenerbahçe taraftarı daha çok bekliyor. Böyle yıldızlar geldi, stada gidemiyor. Yani. Ardından bütün takımlara başarılar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir hafta olur. Çünkü çok sıkıntılı bir hava durumu var Türkiye'de. Bu anlamda sıkıntılar çıkabilir ki inşallah çıkmaz i̇nşallah. Diyoruz. Tekrardan izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan bütün takımlara başarılar diliyoruz ve taraftarlardan da sosyal medyamıza destek bekliyoruz. Başta Instagram, ardından Facebook ve Twitter. Aynen öyle. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.